Selamlar. Umarım iyisinizdir. Böyle sakin bir ısınma, birazcık güçlenme, biraz en sonunda esneme hareketleriyle tamamlayacağım. Pardon. Evet, iyiyim. Bakıyorum saatime. Tamam, hazırsanız başlayalım. Ayakta başlayacağım arkadaşlar. Bir süre ayakta devam edeceğim. Ondan sonra matınız varsa ya da yere, rahat bir yere de devam ediyor olacağız. Başlıyorum. Evet. İyi çalışmalar. Şimdi her zaman söylediğim gibi lütfen çok çok dikkatli çalışıyoruz. Bedenimizin farkına varıyoruz. Nefesimizin farkına varıyoruz. Ayaklarımız her zaman, yani şu an için paralel. Omuz, kalça, diz ve parmak uçlarım hepsi aynı hizada. Bu hizalanmayı yapın önce. Biraz ağırlığınızı öne arkaya hissederek düşünün. Alarak birazcık sallanabilirsiniz. Nefes alıp vermeye odaklanıyoruz. Merkezdeyiz. Sakin bedenimiz. Hissedelim iyice. Şimdi omuzla başlıyorum. Omuz kulağa sağ. Bir. İki tane hissettik. Kalkışını ve uzayışını hissediyoruz. Şimdi solu deniyoruz. Hiçbir yerim kıpırdamıyor. Merkezdeyim. Nefes aldım, verdim. Verdiğinizde birazcık daha uzadığını hissedeceksiniz. Kaldık. Ve verdik. Bir kere daha. 3 sağ, 3 sol yapalım. Aldık. Uzattık. Yukarı doğru uzadığınızı, yere doğru kök saldığınızı hissediyorsunuz lütfen. Sadece omuzu hissediyoruz. Omuz ve ona bağlı olan kasları. 2. Ve tamam. Şimdi birazcık çevirelim. Çok yumuşak hareketlerle. Nefes al ver. Nefes al ver. 4 tane çevirdik. Güzel. 4 tane de arkadan. Çok yavaş, nazik davranıyoruz bedenimize. Her zaman dinliyoruz bedenimizi. Güzel. Şimdi boynumuz sadece öne ve arkaya. Arkaya yaparken lütfen oturmuyor. Birazcık burada sanki bir elinizi koyabilirsiniz hissetmek için. Boyun uzun ve önle in ve arkaya nefes alıyoruz. Hafif göğsümüz açılıyor. Ve başın tepesi çok hafif. Öbür tarafın gerildiğini hissedeceksiniz. Çok yavaş. Nazik davranıyoruz. Hep farkında oluyoruz bedenimizin. Hiç bırakmıyoruz onu. Öne tekrardan başın tepesiyle gittik. Bağlı olan kasları hissediyorsunuz. Çok yavaş kalktık. Yavaşça arkaya doğru gittik. Boynu sıkıştırmıyoruz. Elinizi koyup hissedebilirsiniz. Çok uzun bir şekilde gidiyor. Hafif göğüs açılıyor. Ve sağ. Yattık. Çok hafif ve başın tepesiyle yattık. Şimdi tekrar. Başın tepesiyle gittik sağ. Bir daire yapıyoruz. Ön. Yan tekrar. Arkaya yine kasmıyoruz. Tekrar devam ediyor. Ortaya geldik. Ve kalktık. Tekrar başın tepesiyle gittik. Ve önden yana tekrar. Sadece başı, boynu hissediyoruz. Şimdi birazcık daha yüksek, geniş yapıyoruz. Öbür taraftan devam ediyoruz. Hafif, birazcık bedenin üstü de katılabilir bu çalışmaya.
Nefes aldık. Verdik. Başın tepesiyle yandan aldık. Nefes al. Yeri hisset. Yukarıyı, bütün bedenini, nefesini ve sağdan. Şimdi birazcık daha geniş. Dizleriniz çok hafif kırık olabilir. Birazcık daha büyütüyoruz. Her seferinde birazcık daha büyütmeye başlıyorsunuz bedeni. Ama aynı farkındalık, aynı kontrol içinde ve canınızı acıtmadan çok nazik davranarak bedeninizi yavaşça üst bedeni de ısıtıyoruz. Ve şimdi benim en çok sevdiğim hareketlerden biri, dirseğimizden yukarı çıktık. Ve yukarı çıktık. Ve ki olduğumuz yerdeyiz. Yukarıya, tabana uzanmaya, gökyüzüne, yıldızlara, bulutlara uzanmaya, elmaya, ağacın dalına, en uzağa devam ediyoruz. Lütfen bunu yaparken karnımız içeride, göğüs kafesimiz içeride, olması gereken beden pozisyonundayız. Biraz önce hizalandığımız gibi. Ve nefes al. Ve tekrar aç, nefes al, ver. Nefes al, ver, havayı hisset. Nefes al, ver, tersten yapıyoruz. Al, havayı kucakla. Al derin bir nefes, hisset havayı. Burundan al, ağızdan ver. Burundan al, ağızdan ver. Şimdi iki kol yukarı. Biri indi, biri yukarıda daha. Şimdi tekrar bir kere daha öteki iniyor, dirsekten çekiyor, hatta elimizden ve şimdi tek tek. Ve biri uzadı, diğer parmağın ucu çekiyor. İki farklı yöne doğru uzuyoruz. Hem yukarı, hem aşağı. Bu arada tabanlarım, dizlerim, kalçalarım aynı hizada. Lütfen dikkatli, canınızı acıtmadan, bedeninizin sınırlarını keşfederek nefes almayı unutmadan tabii ki. Ve şimdi birazcık daha ilerletiyorum bu hareketi. Gidiyoruz. Çok hafif kırabilirsiniz dizlerinizi. Gidiyoruz. Şimdi kolumu takip ediyor başım. Sırtım birazcık daha açılıyor. Öteki, bir dakika yapamadım. Bakayım. Evet, girdik. Bir tur. Sonra öteki dirsek ve kol. İki kol yukarıda. Bir kol aşağı inerken öteki kolun takip ediyor sırtı. Ve gelirken öteki kol dirsekten yukarı çıkıyor. Bunu daha önce yapmıştık. Çalışanlar bilirler. Yeni yapanlar için burada birazcık curl dediğimiz karnımızı içeri aldık. Ve başımız içeride ve tekrar yukarı çıktık. Şimdi gidiyorum. Başımın tepesi yine. Bu sefer kollu yaptığım için birazcık daha gerilme hissedebilirsiniz bedeninizde. Lütfen dikkatli, kontrollü ve gidebildiğiniz yere kadar. Ama her seferinde o sınır içinde birazcık daha ilerleterek o hareketi. Çünkü yaptıkça beden daha fazla açılıyor. Ve nefesle beraber çok çok daha uzuyor. Son bir tur daha yapalım. İyice hissedin. Bu arada merkezlenmemiz, ayaklarımız, dizlerimiz. Nefes. Al ve sol dirsek aşağıdan. Sağ tepemizden. Hiçbir yerimizin incitmeden, ağrıdığı yerde hafifleterek. Nefes al. Kolları yana açtık. Çevir. 2, 3, 4, 5, 6. Daire yapıyorum küçük küçük. Bunu yaparken yine ayaklarım, dizlerim, göğüs kafesim, devam. Aynı tarafa. 2, son. 3, 4. Ve tersten. 2, 3. Bunu da daha önce yapmıştık. Eğer isterseniz ellerinize ağırlık alabilirsiniz. Yukarıda kal. 2, evet, yorulduğunuz yerde bırakıp nefes alıp tekrar başlayabilirsiniz arkadaşlar. Herkes kendi bedeninin
performansına göre hareket etmeli. Bıraktık. Salla kolları biraz. Zıpla birazcık. Rahatlat omuzları. Nefes almayı unutmuyoruz. Şimdi şöyle. Parmaklarımızı açıp kapatacağız. Öne aldık. 5, 6, 7, 8. Yana aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yukarı aldık. 2, iyice yansın kollar. Yana aldık. Yanmasına izin verin bu hareket. Çünkü yandıkça akışı hızlandıracak bir hareket. Ve salla. Evet, iyice salla kolları. Güzel. Salla. Şimdi en sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Hiçbir ağırlık kullanmadan yapılan bir hareket ve hem güçlendiriyor. Ama bunu yaparken yine merkezdeyiz lütfen. Dirsekler birleşti. İsterseniz arkadan el parmaklarınızı bu şekilde tutturabilirsiniz. Tamam. Şimdi yukarı çek. 2, 3, 4. Bunu da daha önce yaptık. Yapanlar bilirler. Ama nefes alıp vermeye dikkat ediyoruz. Göğüs kafesimizi çıkarmıyoruz. Sırtımız uzun. Ayaklarımız yerde. Ve yukarıda kaldık. Aç dirseği, kapa. Aç, kapa. Aç, kapa. Aç ve ve. Nefes. Her seferinde. 2. Nefes al ver. Al ver. İyice göğüs kaslarının çalıştığını hissedeceksiniz. Ve salla. Ah, bu arada pek çok öğrenci şu anda sınavda. Hepsine bol şans. Umarım hepsi için iyi geçer. Bu zorlu süreçte gerçekten. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Aynı şekilde daire. 2. Bunu yaparken bir kolunuzun en uzak noktaya, öteki kolunuzun da öteki uzak noktaya doğru açıldığını hissederek, sırtınızdan uzadığını hissederek düşünürseniz, her seferinde yani çok yan değil, hatta birazcık ön ama en uzağa doğru ve öteki kol da en uzağa doğru çeviriyoruz. 2. Nefes. 2. Devam. 2. Ve devam. Bu arada göğsümüz oynamıyor. Kalçamız oynamıyor. Sabitliyoruz. Karnımız içeride çünkü. Her tarafımız aktif aslında. Bacaklarımız çok gergin değil. Hafif kırık olabilir dizlerimiz. Devam ediyoruz. Çevir. 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 Nefes uzun. En uzağa, en uzağa, en uzağa, en uzağa. Şimdi orada kal. İç. Dış. İç. Aç parmakları da. İyice omuzdan çevir. Nefes al, ver. Nefes al. Her seferinde birazcık daha yanlara doğru uzadığını hissedeceksiniz. Yaptıkça. Teşekkürler. Yandık. Güzel. Salla, salla, salla. Sarıl kendini. Güzel. Bir sağ, bir sol yapabilirsiniz. Çok yumuşak. Tekrardan çok streç yapmadan şu sete bir kez daha devam edelim. Yine karnımızı çıkarmadan, karnımız aktif, popomuz içeride. Olması gereken yerde bedenim hizalanması, yere sağlam bastık. Nefes almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve yukarıda kaldık. Aç kapa, aç kapa. 2, devam. 3, 4, çok gerçekten etkili ve kolay gibi gözüken ama birkaç tekrardan sonra çalıştığını hissedeceğiniz en sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Devam. 2, güzel, serbest. Şimdi sadece kollarımızın önce çok yumuşak başlayalım olduğumuz yerde. Biri gidiyor, biri geliyor. Yürüyor gibi ama olduğumuz yerdeyiz. İsterseniz çok hafif
dizlerinizi de bükerek hissedebilirsiniz. Şimdi ikisi birazcık kırık dizlerin. Yaylanıyoruz çok hafif. Ve her seferinde yani kolum birazcık daha yukarı çıkarken sırtım da farklı tarafa doğru dönerken başım da ona katılıyor. Bir süre bu şekilde devam edelim. Burada da aynı şekilde kolum öne doğru ve arkaya doğru giderken ikisi de en uzak noktalara doğru uzuyor, uzamaya devam ediyor. Tamam? Nefes alıp veriyoruz. O sırada kalçamızı çok oynamamasına dikkat ediyoruz aslında. O kompakt kaldığı yerde döndürmeye çalışıyoruz bedenimizi ki o zaman İşte o zaman aktif oluyor birazcık daha bütün bu karın ve diğer kas grupları. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Unutmuyoruz. Dikkatli bedenimize odaklanıyoruz. Çok kolay gözüken hareketler ama lütfen kendi bedenlerinizin farkında olarak çalışın. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Teşekkürler. Bu da bu kadar şimdilik. Aslında bunun daha gelişmiş halleri var ama şu anda onu paylaşmak istemiyorum. Şöyle yapacağız. Bu da benim en çok sevdiğim hareketlerden bir tanesi ve çok etkili. Olduğumuz yerdeyiz. Yine hizalandık. Kollarımız yanda. Hafifçe yana gittik ve geldik. Yana gittik ve geldik. Aşağı doğru çekerken diğer kolumuzun dirseğini de gidebildiği yere kadar yukarı doğru kaldırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu arada her zaman olduğu gibi ayaklarımız, kalçalarımız hizalanmasını yaptık. Evet, olmamız gereken yerdeyiz. Bedenimiz dengede. Yeri hissediyoruz. O sırada bir aşağı giderken diğeri yukarı çıkıyor. Dirseğimiz, biraz daha yavaş göstereyim. Çıkabildiği yere kadar çıkıyor. Aşağı da uzanabildiği yere kadar uzanıyor. Fakat bunu yaparken ters kalçanız yukarı kalkmamalı. Onu bastırmalısınız ki yan tarafınızın uzadığını hissedin. Ve bunu ağırlıkla çalışılan egzersizlerden biri aynı zamanda bu. Hızlı yapıldığı zaman da çok çok etkili oblik kasları, yan kaslar için. Ama hani biz şu anda hem hissetmek için, hem ısındırmak, hem esnetmek için yapıyoruz. Zaten o sırada bu sinyalleri aldıkça güçleniyor, merak etmeyin. Çünkü hiç yapmamış olan bir beden direkt ağırlıkla yaparsa sakatlanır. Lütfen o tarz şeyler yapmayın bedenlerinize. Önce hissetmek, biraz yavaş yavaş güçlenmesi lazım kasların. Kasa bir anda 5 kilo verirseniz çalışmayan bir kas olduğu için orada kalıcı hasarlar yaratabilir tabii ki biliyorsunuz. Şimdi birazcık bacak, karın daha göstermek istiyorum. Evet. Şimdi matlar varsa mata olabilir. Gidebiliriz. Daha önce yapmıştık, anlatmıştım. Başımızın tepesiyle gidebildiğimiz yere kadar gittiğimiz, sırtımızı biraz daha bükebildiğimiz, dizlerimiz yine kırık arkadaşlar. Oradan tekrar çıkıyoruz. Ve tekrar başımızın tepesiyle gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Nefes aldık, dizlerimiz kırık. Nereye kadar gidebiliyorsa bedeniniz lütfen oraya kadar gidin. Zorlamayın bedeninizi. Gittiniz, kaldınız orada. Orada nefes aldınız. Gittiğiniz yer neresiyse. Eğer buradaysanız tabureye, sandalyeye gibi bir destek, koltuk neresiyse gittiğiniz yer orada kalın. Biraz öne arkaya esnetin bacakları, kalçaları. Biraz kırabilirsiniz. Sağ sol, sağ sol. O kaldığınız ve gittiğiniz yerde nefesinize odaklanın. Nefes al ver. Ve orada kaldığınız yerde yürüyoruz. Diz, kalça, parmak hepsi aynı hizada.
Tekrar kaldık, oradan kalktık. Şimdi yine benim favori hareketlerimden bir tanesi, ellerinizi kasıklarınıza koydunuz ve onları iterken dizleriniz kırık bu arada. Bir oturur gibi bir pozisyonda kendinizi biraz başınızın tepesiyle de yukarı doğru uzadığınızı, yani öteki duvara doğru konuşamadım, pardon. Tamam, dizlerimiz yine kırık. Kasıklarınızı hissedin, elinizin avuç içlerinizi koyun ve oradan güç alarak hem sırtınızı hem de buradaki bütün kas grubunuzu hissederek bir iki saniye durun ve rahatlayın. Bu gerçekten harika bir hareket. Doğru yapıldığında çok çok etkili. Aynı şekilde bunu yerde yatarken de yapabiliyoruz. Böyle ayaktayken de yapabiliyoruz. Nefes aldık. Karın. Şimdi verirken uzadık. Hatta nefes aldık. Bir saniye tuttuk. İyice uzadık. Anlatabildim mi? Yani nefes aldık, kaldık. Sonra çıkarken, yani bittiği anda nefes veriyoruz. Yanlış da anlatmak istemiyorum lütfen. Önemli. Okey. Şimdi birazcık ayak altına geçiyorum arkadaşlar. Geçen gün de çalıştığımız gibi bir yerden tutabilirsiniz. Ama çok çok uzatmayacağım bu hareketi. Yürüme altı. Önce pozisyonda. Yine tüm her şeyim kare. Tutabilirsiniz bir yerden. Eliniz belinizde olabilir. İki yerden de tutabilirsiniz. Duvarınızı, koltuğunuzu. Ama bir yeri tutmak için bedeninizi yamultmayın. Yani sizin bedeniniz olduğu hizada bir yeri tutabilirsiniz. Hani çok arkaya gitmesin kolunuz, merkezinizi bozmasın yani. Anlatabiliyor muyum? Kalçalarınızın yanında olsun elleriniz. Ellerinizi koyduğunuz yer görebileceğiniz bir yer olsun. Arkada kalıp sizin dengenizi bozmasın. Tuttuğunuz, tutarak yaptığınız hareketlerle, tüm hareketler için geçerli. Bu arada devam ediyoruz. Biraz pliyeli yapalım. Dizimizi kırarak, bir dizimiz kırık, diğeri röleveli. Kalktık, plié röleve, kalktık, plié röleve, kalktık. Aşillerinizin uzadığını hissedin. Ayağınızın altını çalıştırıyoruz. Oradaki diğer kas gruplarını çalıştırıyoruz. Ve nefes alıp veriyoruz. 2 ve güzel. Şimdi çok çok etkili hareketlerden bir tanesini daha göstermek istiyorum. Duvar varsa duvar. Yoksa yerde yaptığımız bir hareket, aslında plank yapıyoruz yani, yerde böyle durduğumuz bir hareket. Ben onu duvarda yapıyorum ama şu anda size nasıl göstereceğim, yerini değiştiriyorum kameranın. Şimdi şunu göstermek istiyorum çünkü gerçekten duvarınız varsa eğer, duvara bu şekilde yaslanarak karın, kalça, omuz açıklığı yine aynı her zamanki gibi ve orada hani yere yatmak zor oluyorsa, yerde kullanacak herhangi bir halınız, matınız, bir şeyiniz yoksa, ne bileyim tatile gittiniz mesela, çalışmak istiyorsunuz ama yer yok, çakıl taşları vesaire falan, hani öyle bir şey olduğunda ya da evinizde, her nerede olabilirseniz, olursanız olun, yapabileceğiniz hareketlerden bir tanesi budur. Karnınız içeride, hepsi aynı düzlemde devam ediyor ve burada kalıyorsunuz. Böyle bir bar varsa ya da işte bir sehpanın kenarı olabilir mesela. Aynı şekilde böyle kalabilirsiniz, böyle kalabilirsiniz, hatta burada push-up yapabilirsiniz. Aynı şekilde bedeninizin kaldığı hizada açıkta yapabilirsiniz. Hazır aklıma gelmişken bunu da paylaşmak istedim çünkü
hani ekipmansız yapılabilecek güzel ve etkili hareketlerden bir tanesi, birkaç tanesi bunlar da. Bu işte koltuk kenarında da yapılabilir bu hareket. Bir masa kenarında, büfe kenarında, işte bu duvarda bir şekilde. Aynen. Umarım faydalı olmuştur bu da. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi. Pardon. Okay. Yere yatıyorum. Dikkatli bir şekilde. Dört ayağa geleceğim. Bu da benim en çok sevdiğim ve etkili hareketlerden bir tanesi. Karın, sırt ve her şeyi çalıştırmak için ne de zor. Ver, çukur yaptık sırtı beli. Ama lütfen, lütfen eğer belinde, sırtında problemi olan varsa bu hareketi çok çok küçük, çok çok dikkatli yapsın. Ya da yapmasın. Eğer bir problemi varsa. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Eğer mümkünse ellerinizden kuvvet alıp yukarı kalkabilirsiniz. Eğer mümkün değilse olduğunuz yerde kalabilirsiniz. Buradaki plankları da göstermek istiyorum. Bunu da yarım yapabilirsiniz bu planki. Poponuz içeride, karnınız hani duvarda yaptığınız gibi. Bütün ayak yapamazsanız eğer yarım ayak yapabilirsiniz. Bu da çok çok etkili hareketlerden bir tanesi. Bir diğer hareket göstermek istiyorum. Bunları birazcık hızlı geçiyorum çünkü bunları daha önce çalıştık, yaptık. Daha önce paylaşmadığım hareketlerden gitmek istiyorum bir yandan. Şimdi yere oturduk. Bir ayağımızı kalçamızı açarak çok yavaş bir şekilde bir önümüze ve diğerini de çok yavaş bir şekilde arkamıza aldığımızı düşünelim. O da şuradan gelecek. Bacaklarınızı V şeklinde açabilirsiniz. Kalçanızı çevirdiğiniz zaman öteki tarafa doğru bakmış oluyor. Öncelikle hissetmek için isterseniz ellerinizi arkaya alabilirsiniz. Hissettiğinizi kasıklarınız boş bu arada arkadaşlar. Her seferinde ortadan geliyor ve boş. Hissettiğinizi düşündüğünüz yerde bir ellerinizi göğsünüzün ortasına alıp bir denemeye çalışır mısınız? Bu bedenimizi önde bırakmak, merkezde bırakmak, hizalamak adına güzel hareketlerimizden bir tanesi. Geçen gün sevgili dostlarımdan Pınar Ayar'la konuşurken hatırlattı bana bu hareketi. Gerçekten ellerinizi bırakıp denediğinizde, yani eğer arkaya gidiyorsanız yapamıyorsunuz ve yani nasıl öne alındığını bedenin, nasıl merkezde kalındığını, hizalandığını tekrar hatırlatıyor bize bu hareket. Eğer burada da yapabildiyseniz sonra kollarınızı yukarı alıp deneyebilirsiniz. Hem de kasıklarımızı ısıtan, hem de bizi merkezleyen güzel hareketlerimizden bir tanesi. Çok çok güzel hareketler var gerçekten. Hem yogada, hem pilateste, hem gelişmiş olan pek çok beden formunda gerçekten çok kıymetli hareketler ve hepsi birbirini tamamlıyor. Pardon, kalkmayalım. Buradayız. Şimdi bacaklarımızı uzattık. Başımızın tepesiyle birazcık gideceğiz önlere, yanlara. Kalça kemiklerimizi hissedelim. Sağ sol oynatalım birazcık.
oturma kemiklerimizden ve başımızın tepesiyle gidelim. Birazcık sallanalım. Dizlerimiz boş. Omuzlarımız boş. Her şey boş. Hafifçe sallandık. Sağ sol. Nefes al ver. Nefes al ver. Gidebildiğiniz yere kadar lütfen başınızın. Her şey boş bu arada. Sadece kalça kemiklerinizi hissedin lütfen. Ve başın tepesiyle gittin. Kaldın orada. Orada birazcık sallandın. Geri geldin başın tepesiyle yana. Ve diğer yana. Ve diğer yana. Her seferinde elinizi de ittiğini düşünün. Ve bunları yaparken lütfen öteki kalçam kalkmıyor. Kalçayı kaldırmadan yapıyoruz. Ve onunla o zaman birazcık daha hissedeceksiniz. Şimdi kolla beraber sağ sol. Sağ sol. Mümkün olduğunca gidebildiğiniz yere kadar kalçanızı kaldırmadan başınızın tepesinde serbest bırakarak nefes alıp vererek. Şimdi burada tekrar bir daire yapıyorum. Çok hafif. Bu sefer öteki kolum da geldi. Çektim. Yana. Ayakta yaptığımız gibi karnınızı, sırtınızı hissedin. Bu sefer öteki kolum da geldi. Çekti. İki taraftan. Ve uzattık. Bacaklar serbest. İndik. Ve kalçalarınızın esnediğini, kaslarınızı, sırtınızın açıldığını, her seferinde birazcık daha da uzadığınızı teşekkürler hissederek ve aldık nefes ve güzel. Şimdi birçok sevdiğim daha hareket göstereceğim ve bitireceğiz arkadaşlar. Bir de karın için çok çok sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Önce yumuşak başlayalım, sonra hızlandıracağım. Ayaklarımız table tap dediğimiz pozisyonda. Sadece birini indirdik ve parmağımızın ucunu dokundurduk yere, indirdik karnımız. Güçlü, dinamik, belimiz yerde. Karnımızı hissediyoruz ve çıktık. Ve indik ve çıktık. Ve indik ve çıktık. Karnın aktif olduğunu hissedeceksiniz. Lütfen bedeninizi yerden kaldırmadan yapmaya çalışın bu hareketi. Ve 2. Ve şimdi başınızı kaldırarak yapacağız. Ve 2. Devam ediyoruz. Ve 2. Devam ediyoruz. Ve şimdi ikisi. Bu alt karın için inanılmaz güzel bir hareket gerçekten. Eğer isterseniz başınız yerde de olabilir. İkisini yaparken lütfen belinizi kaldırmayın. Beliniz her seferinde birazcık daha yere basıyor. İsterseniz kafanızı kaldırabilirsiniz. Son iki tane daha yapalım. Ve devam. Ah, ve rahatla. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Dizlerinizi ellerinizle tutun. Biri sağa giderken öteki sizi kendinize doğru çekin. O sırada sırtınızın uzadığını hissedin. Ki rahatlatın bedeni. Ayakları uzattık. Yerdeyiz. Ayakları uzatıp uzattığınızda topuklarınızla yeri hissedip kendi bedeninizi topuklarınızla sallayabilirsiniz. Bilmiyorum gözüküyor mu? Topuk. Topuğu koyduğum yere. Bedenim serbest. Sadece topuktan sallıyorum bedenimi. Her şey boş. Rahatlatın iyice bedeni. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz lütfen. Bacakları sağ sol salla. Kalçaları salla. Yeri hisset. Nefes al ver.
Gözlerini kapa. Nefesine odaklan. Güzel bir gün. Bedenin uyandı. Zihnin, ruhun mutlu. Avuç içleri açık. Kaldık orada birazcık. Nefesinizi dinleyin lütfen. Nasıl hareket ediyor? Nefes aldık, verdik. Kalabilirsiniz istediğiniz kadar yerde. Orada eğer bedeninizi bir yerini uzatmak istiyorsa, bir şey yapmak istiyorsa, orada kendi bedeninizi dinleyerek, hissederek o istediği şeyi ona verebilirsiniz. Ben o sırada yorumları açacağım. Umarım verimli bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Bir sorunuz varsa ya da böyle göstermemi istediğiniz bir hareket varsa gösterebilirim. Çok teşekkürler. Neler olmuş burada? Çok çok teşekkürler güzel mesajlarınız için arkadaşlar. Açık mıydı? Ben bu galiba yeni bir şey olmuş bu Instagram'da. Basınca sanki kapalı gibi gözüküyordu. Yani ben yorumlarınızı görmedim. Umarım siz beni rahat görebilmişsinizdir. Teşekkürler. Lütfen her zaman çok çok dikkatli çalışıyoruz. Her zaman bedenimize özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Dinliyoruz onu. O bize çok şey söylüyor çünkü. O zaman lütfen kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Varsa sorunuz kapatmadan alabilirim. Çok teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkürler arkadaşlar. Bugün birazcık üst beden güçlenme ve stretch yapmış olduk. Teşekkürler. Tamam. Herkese çok sevgiler. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.